Katana Jeneratör'ün katkılarıyla Kanal Türkiye başlıyor. Mustafa Sarıgül kaset, Muharrem İnce kaset, Baykal kaset. Hep bir kaset var ve kişiler değişmiyor aynı parti içerisinden, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden. Baykal'a yapılanları çok iyi biliyoruz ve Baykal'a yapılan o kumpastan sonra siyasi hayatı da sona ermiş oldu. Maalesef ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi, biz tarihi olarak baktığımızda kuruluş tarihinden günümüze kadar, hatta Atatürk'le yani Mustafa Kemal ile İnönü arasındaki çekişmelerin de gündeme getirilmesi kanaatindeyim. Büyük bir çekişmeler olmuştu ve sonrasında zaten İnönü iktidara geldiğinde ya şöyle yine bir düşünce, fikriyat olarak bakın aynı olmalarına rağmen, çünkü bunlar seküler Jacoben mantığa sahiptiler ve Türkiye'de tek parti ile Türkiye'yi yönettiler yıllarca böyle. Ta 1950'lere kadar, biliyorsunuz Adnan Menderes döneminden sonra hemen zaten Adnan Menderes CHP'nin içerisinden çıkmış olmasına rağmen büyük bir oy potansiyeliyle iktidara gelmişti. Öncesinde peki İnönü geldiğinde ne yaptı? Türk parasının üzerine kendi ismini koymuş oldu. Velhasıl insanoğlunda şu var tabii, iktidar hırsı da olabiliyor. Eğer insanda, özellikle bizim toplumumuzda aidiyet değerlerine yönelik bir mensubiyet hissi yoksa, Allah korkusu da yoksa, bakın en yakın mesai arkadaşına böyle kumpası kurabiliyor o koltuk için. Ya bunu yaptılar işte. Bunu dediğim gibi Baykal'a yaptılar. Şimdi değişik kasetler yine meydana çıkıyor. Birbirlerine karşı kumpas kuruyorlar. Böyle olmaması gerekir. Siyaseti kirletiyorlar. Aslında siyaset kirli olmaması gerekiyor. Siyaset topluma, insanlığa hizmet için vardır. Yani hatta dinimizde de şöyle bir metafor kullanılıyor. İbadeti siyaset, siyaseti ibadet olan bir dinin müntesipleriyiz. Yani yalan söyleyen tarih utansın demek gerekiyor. Hakikaten tarihi bir övgü ve sövgü aracına dönüştürmüşüz. Öyle değil. Mehmet Akif Ersoy ne diyor? İbret alınsaydı tarih tekerrür mü ederdi? Bugün Filistin'e baktığımızda maalesef 1517'de Filistin Osmanlı topraklarına intikal ettirildi ve 400 yıl boyunca, 1917 yılına kadar tam 400 yıl boyunca Osmanlı'nın hamisi olan o Filistin toprakları, Osmanlı'nın hamiliğini yapmış olduğu Filistin toprakları İngilizler tarafından işgal edildi. Ama işgal edilmesi döneminde iki tane büyük ihanet yaşandı. Bir tanesi 3. ordunun başında İnönü, bir Suriye cephesinde Albay Alem Bey ile görüştüler ve apar topar orduyu geri çektiler. Halbuki Osmanlı ordusunun başında o dönemde yine Osmanlı tarafından general olarak oraya atanmış olan Erich von Falkenhayn vardı. Bunu iyi bilmemiz lazım. Bu kişi Alman olmasına rağmen Osmanlı'ya olan sadakatinden dolayı, ki Osmanlı ona zaten general rütbesi verdi, taltif etti onu. Ayrılmayın, bu cepheyi terk etmeyin dediği halde Mustafa Kemal ve İnönü 3. ve 7. orduyu geri çektiler. Fahrettin Paşa yalvarıyor, yakalıyor Payitaht İstanbul'a. Ne olur bize takviye kuvvetleri gönderin diyor. İngilizler diyor Sina Yarımadası'ndan bu tarafa doğru gelmeye başladılar. Filistin topraklarını işgal edecekler. Ne oldu? İşte biz o dönemde Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile müttefik olmamızdan dolayı Galicia'ya 25 bin asker göndermek zorunda kaldık. Ki Galicia'ya yakın olması hasebiyle Moldova ve Polonya sınırları çerçevesinde olan Galicia, Balkanlarda seferberlik ilan ediliyor. Benim dedemin babası 7 sene Çanakkale'de savaşıyor ve birçok zaten akrabalarımızdan Çanakkale'de şehit olanlar var. Ama bu geri döndüğünde evleniyor, çoluk çocuğa karışıyor ama seferberlik tekrar ilan ediliyor Galicia'ya gitmek için ve gidiyor. Galicia'da savaşıyor, yaralanıyor. Burada askeri hastanede tedavi oluyor ve vefat ediyor. Şehit oldu mu bilemeyeceğim. Niçin? Çünkü aynısını 1952 senesinde Güney Kore ve Kuzey Kore'nin savaşması neticesinde biz NATO'ya girme aşkıyla, o dönemin hükümetinin yapmış olduğu en büyük yanlışlardan bir tanesi, biz işte komünist tehdidi karşısında Amerika'ya sığınalım, Batı'ya sığınalım, Batı bize arka çıkar düşüncesiyle, NATO'ya girme sevdasıyla Kore'ye asker gönderdik. Orada da 800 dolayında askerimiz telef oldu adeta.
Demek istediğim, biz kendi öz değerlerimize uygun bir yapı oluşturmak durumundaydık. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de estezübillah ve atasimu bihablillahi cemiyan ve la teferraku diyor. Toptan Allah'ın ipine sarılın, tefrikaya düşmeyin, dağılıp ayrılmayın. 57 ulus devlete bölünmüş İslam ümmeti ve bugün 9 aydan beri, ne 7 ay? 9 ayı geçti, 10 aya yaklaştı. 7 Ekim'den beri bir soykırım yaşanıyor Filistin topraklarında. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden katliam üzerine katliam yapıyor vampirler. Amerika bunlara karşı çıkıyor. Deniz kuvvetlerini getirmiş oraya, Akdeniz'e. İngiltere bir taraftan, Almanya bir taraftan, Fransa bir taraftan. Peki 2 milyar İslam ümmetiyle Müslümanlar nerede? İslam ümmeti nerede? Neden sahip çıkmıyorlar? Sayın Cumhurbaşkanı burada feveran ediyor. Gelin birlik olalım, bir şeyler yapalım diyor. Ama Arap ülkeleri seyrediyorlar adeta. Bırakın seyretmeyi. O mazlum, en gariban Yemen, en gariban Yemen, İran'ın verdiği füzeleri fırlatarak İsrail'e silah yüklü gemileri, giden o gemileri vuruyor. Babülbend'e bir kapattı. Ama fırlatmış olduğu füzeleri engelleme çabasına giren Ürdün ve Suudi Arabistan'ı görüyoruz. Bu nasıl bir ihanettir? Bu nasıl bir alçaklıktır? Böyle bir şey olur mu? O mazlum insanlara sahip çıkmak için karınca kararınca safın belli olsun diyerek oraya füze fırlatıyor. İsrail'den önce Suudi Arabistan ve Ürdün hemen hava sahasını kilitliyor ve orada radar sistemini harekete geçirerek o füzeleri durduruyor. Böyle mi olmalıydı? Yani maalesef ne yazık ki kardeşim, biz ümmet olarak sınıfta kalmış durumdayız. Rezalet ve rüsvaylık içerisindeyiz. Allahu Teala Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde diyor ki, benim zikrimden yüz çeviren topluluklara ben yeryüzünde istikrarsızlık veririm, zilleti tattırırım diyor. Yine Enbiya suresinin 46. ayet-i kerimesinde, Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde, eğer birlik olmazsanız gücünüz gider, zelil olursunuz ve düşmanlarınız size musallat olur diyor. Ve hakikaten bugün işte 2 milyarlık nüfus potansiyelimize rağmen hiçbir şey yapamıyoruz. Gözümüzün önünde 9 aydan beri, hatta 9 ayı öyle söylüyoruz ama 76 seneden beri Filistin topraklarında zamana yayılmış bir soykırım yaşanıyor ve İslam ümmeti olarak seyrediyoruz. Bütün mesele merhum Erbakan hocamız İslam birliğini tesis edebilmek için uğraştı, çabaladı ama içimizdeki Siyonistlerin piyonu generaller, başta Çevik bir olmak üzere, ne yaptı? 28 Şubat'ı yaptı, tankları sokağa indirdi. Orada Filistin Mescidi Aksa günü tertipledi diye Sincan Belediye Başkanı, biliyorsunuz yani. Böyle bir etkinlikte bulundu diye tankları sokaklara indirdiler. Siyonist çete adına bunu yaptılar. Kim böylesine yapacaktı? Erbakancısınız, eyvallah, biliyorum. D8 projesi. D8 projesinden bahsediyorum. İslam ülkeleri. Evet. Ama diyorsun ki Araplar şu an ayağa kalkmıyor. Zaten o zaman nasıl bakın, kalkacak? Şimdi bakın, evet, arkadaşımız çok güzel bir soru yöneltti. Erbakan hocamız D8 kapsamında 8 tane Müslüman ülkeyle mekik dokuyarak geceli gündüzlü gitti, onları ziyaret etti. Ama defaatle Suudi Arabistan'ı ve Arap ülkelerinde ziyaret etti. Hiçbiri yanaşmadı. Bakın Endonezya, Malezya, Nijerya, Mısır işte o zamanlar nasıl kabul ettiyse onu da bilemeyeceğim. İran, Pakistan, Bangladeş ve Türkiye, 8 tane ülke olarak, sadece Arap ülkesi olarak o dönemde Mısır, o da böyle ihtiyaten yanaşmıştı bize. Demek istediğim, siz doğru söylüyorsunuz. Hangi Arap ülkesiyle birlik olacağız? Ama ne olursa olsun Allah bizleri birliği emrediyorsa, bize birliği emrediyorsa biz bunun uğraş ve çabası içerisinde olmak durumundayız. Müslümanların başındaki siyasiler İslam birliği için mücadele etmiyorlarsa İslam ümmetine ve Allah'ın dinine ihanet içerisindedirler. Bunu söylüyorum. Şimdi de bir şimdi kasetten geldik, oralara çıktık, CHP'nin geçmişine indik, Filistin'e devam ettik, doğru. Şunu da merak, sese çok dikkat et, şunu da merak ediyorum. Şimdi bunun yol sonu nereye? Ya bu, biz bir taraftan Filistin'le mi uğraşalım, bir taraftan Sarıgül'e kaset çıkmış, evet. Gerçek mi değil mi diye mi düşünelim? Yani çok saçma bir düzen var şu anda. Bir bakıyorsun kaset diğer tarafta Müslüman ölüyor. Şimdi ne yapacağız? Bu ne lerhis, bu ne lahana turşusu diyelim. Şimdi maalesef ki bizim işte toplumumuz böyle her cümerçlik içerisinde, sizin de ifade ettiğiniz gibi toplumun yapısı bu. Toplumun karakteristik özelliklerinde bir dezenformasyon yaşanıyor yani. Bir erozyon yaşanıyor. Ahlaki erozyon yaşanıyor. Mehmet Akif Ersoy ne diyordu? Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden silinmiş farz edilsin havf-ı yezdanın. Ne irfanın kalır tes'iri kat'i
Vicdanın hayat artık behimidir, hayır ondan da aşağıdır. Yani burada insanlar ne olursa olsun biz Müslümanlar olarak tekrar aidiyet değerlerimize, öz benliğimize yönelmek durumundayız. Nasıl? Yani nasıl? Bir bakıyorsun bugün ya isteyen istediği özgürlüğü yaşasın bana ne? Şimdi, ama bir aile oturuyor karşısında iki genç metrobüste öpüşüyor evet. Abi yani. İşte, hani, Tahrim suresinin bakın Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem azabından evladu iyalinizi koruyunuz. Biz evlatlarımızdan, çocuklarımızdan mesulüz. Her ne kadar anne, baba onların ahlaki, karakteristik özellikleriyle ilgili uğraş ve çabaları olmalıdır. Fakat eğitim sistemi, Fulbright eğitim sistemi 1947 senesinde Amerika'nın müdahalesiyle burada agnostik bir eğitim sistemini yerleştirdiler Türkiye'ye. Çocuk Kur'an kursuna da gitse, İmam Hatip'e de gitse bir bakıyorsunuz ne oluyor? Deist olarak yetişebiliyor, agnostikçi oluyor. Yani böyle olmaması gerekir. İşte bizim eğitim sistemimizin sil baştan yenilenmesi gerekiyor. Her yönüyle yani her yönüyle yenilenmesi gerekiyor. Bu ülkede 1954'e kadar, 54'e kadar okutulan kitaplarda gökten indirildiği zannedilen sanılan, evet maalesef kitaplar ne yazık ki yani. İşte Mozore'de orada öyle yazıyor. Gökten indiği sanılan dogmalarla bu ülke yönetilemez. Biz gaipten ve gökten indiği sanılan dogmalara inanmıyoruz. Biz ilhamlarımızı hayattan alıyoruz. Hangi hayattan alıyorsun? Sen ilhamını Batı'nın rezil, kepaze yönetim biçimlerinden almışsın. İtalya ceza hukukunu, İsviçre aile hukukunu, Almanya, Fransa eğitim sistemini, ticari hukukunu almışsın. Bir soru daha sorabilir miyim? Bunu da çok merak ediyorum. Senin cevabını merak ediyorum. Yavaş yavaş sona geldik. Çok kısa alacağım cevabı. Pilimiz sıkıntıya giriyor. O yüzden Suriyeliler gitmeli evet. mi? Bu soruyu üzülerek soruyorum. Çünkü 100 yıl önce cetvelle çizilmiş. Yani onlar evet. bizim komşumuzdu ve akrabamızdı. Şimdi. Ama şimdi bir uyumsuzluk yaşıyorlar bu millete evet. karşı ve uyumsuz oldukları için sorun çıkıyor. Evet. Şimdi hızlı alalım da şöyle bir şey var. Entegrasyon diye bir kavram var. Ne olursa olsun bu toplum içerisinde hakikaten entegre olan insanlarımız da var. O mazlum, gariban insanların başına bir musibet gelmiş. Yani IŞİD'dir, El-Kaide'dir, El-Nusra'dır, ÖSO'dur. Orada maalesef bir yapı oluşturuldu ve orada terör, anarşi, kan döküldü yani. Ne oldu? İnsanlar diyor ki biz kardeş kanımı dökelim yani kime kurşun sıkayım? Askerin ismi Ahmet Mehmet. Kamu görevlisinin öyle emniyet biriminde çalışan insanlar Müslüman kökenli insanlar. Yani orayı müstevliler işgal etmemiş. Bu yüzden dolayı müstevliler işgal etmemiş. Bu yüzden dolayı onlar buraya iltica etmişler gelmişler. Onlar bizim kardeşlerimizdir eyvallah. Ama sıkıntı şurada. Ne olursa olsun biz zaten o sınır dediğiniz gibi 911 kilometrelik bir sınır var. Zaten 57 ulus devlete bölünmüşlüğümüz şirktir. Başka bir şey değil neden? Çünkü Allah-u Teala Enbiya suresinin 92. ayet-i kerimesinde sizin ümmetiniz bir tek ümmettir diyor. Aramızdaki sınırları kaldırmak durumundayız. Bakın Avrupa 2. Dünya Harbi'nde taş üstünde taş kalmamıştı adeta. Ne yaptılar? Süreç içerisinde daha hemen ateşkes olur olmaz Yalta konferansında 1945 senesinde hemen kendileri de toparlandılar ve süreç içerisinde Avrupa Birliği'ni kurdular. Katana Jeneratör'ün katkılarıyla Kanal Türkiye başlıyor. Katana Jeneratör Kanal Türkiye'yi sundu.